Burada değil, onun da bir yaşlı. Tamam, kardeşin tamam. Kıvılcımlı hakkında benim sunacağım bildiri, Kıvılcımlı'nın politik duruşuna ilişkin. Aslında Kıvılcımlı, daha önceki taşmada da söylendi, polemikçi kişiliği çok güçlü bir insandı. Dolayısıyla aslında ben Kıvılcımlı'ya karşı aynı polemikçilikle cevap vermenin Kıvılcımlı'nın da isteyebileceği bir şey olduğunu düşünüyorum bir şey olarak, görüş olarak. Ve Kıvılcımlı gibi Türkiye devrimi tarihinde, Türkiye'nin Marksist tarihinde önemli yer olan bir kişinin yeni kuşaklar tarafından edinilmesine çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu zaten genel bir kabul. Ama edinme, mutlaka şuralarda iyi yapmıştır demek şeklinde değil, gerekirse tüm bir politik duruşunu reddetmek şeklinde de olabilir demek lazım. Kıvılcımlı'nın devrimi kişileri hakkında herkes söyledi, hepimize pahalı düşünmez bir değer kalmış durumda. Ve burada bulunan ve onu tanımak, Kıvılcımlı'yı tanıma şansına erişmiş olan insanlar bu konuda onunla beraber yürüdükleri için, hatta onunla politik bir rekabet içine girdikleri için büyük bir onura sahipler. Bizler de şu anda onlarla birlikte olabildiğimiz için aslında bir o kadar şanslıyız. Böyle bir ortamda Kıvılcımlı'yı eleştirmek bu anlamıyla elbette bir ihtiyatlılık gerektiriyor. Ama eleştirel bir Kıvılcımlı bildirisi sunmak istiyorum. Herhalde yeni kuşakların sosyalizmi, Marksizmi edinmesi ve Marksizmi şu anda krizde olan Marksizmi yeniden bütünselinde dünya çapında kavuşması için böyle bir girişime girmesi gerekti. Bunu yaparken dünya doğu tarihinde de böyledir. Her zaman çıkışlar biraz öteye gitmiştir, fazla gitmiştir. Ama bu da herhalde bir gereklilik, hep de böyle oluyor. İleriye belki gitmiş olabilirim söyleyeceğim şeylerde. O zaman büyüklerimiz eleştirileriyle kulaklarımızı çeker. Ben genel hatlarıyla şöyle söyleyebilirim. Hikmet Kıvılcımlı'nın politik duruşu, teorik politik yaklaşımları üzerine bir şey sunacağım. Tarih tezmiye ilişkin de elbette söyleyeceklerim var ama teorik, Hikmet Kıvılcımlı'nın teorik varoluşuna ilişkin bir sunum yapmayacağım. Hikmet Kıvılcımlı'nın eseri en temel şöyle bir tez olabilir. Marksizm tarihinde, Türkiye'deki Marksizm tarihinde Hikmet Kıvılcımlı'yı nereye koyduğumuza ilişkin bir şey bu. Hikmet Kıvılcımlı'nın eseri Türkiye'de Marksizmin teorik özgürleşmesinin ön tarihi olarak algılanabilir. Ama teorik özgürleşmesi. İkinci bir iddia, devam da iddiadır. Tabii bu konu benim sunacağım bildiriye ilişkin değil. İbrahim Kaypakkaya'nın eseri de Marksizmin politik varlık kazanmasının başlangıç momentidir. Bu tezin üstünden düşündüğümüz zaman tabii ki Türkiye'de teorik Marksizm anlamında doktorun öneminden bahsedilir ve bu öner hem yol çalışmaları hem de tarih tezi anlamında anlamları var tabii ki düşünülmesi gereken şeyler. Ama ben tersten tutalım diyorum. Politik Marksizmin varoluşunda Kıvılcımlı neden bir moment olamamıştır? Politik eleştirisini yapalım. Bunu şöyle yapabiliriz. Yaparken de bir hata olmasın diye söylüyorum. Şimdi bilimle politik arasında biz epistemolojik bir engelin, Türkiye politik arasında epistemolojik bir engelin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ikisi birbiriyle doğrudan bağlantı kurulması değil, öncelikle ayrıştırılması ve bağlantısız olarak ifade edilmesi gereken şeydir. Böyle olduğu zaman Hikmet Kıvılcımlı'nın tarih tezindeki öne sürdüğü tezlerin bilimsel anlamlarıyla tarih tezinden kaynaklı olarak kuşandığı ideolojik silahlar ve gerçek dünyada o tarih tezinden olduğunu düşündüğü şeyler yaptıkları arasında bir ayrım koymak gerekiyor, ayrım yapmak gerekiyor. Kıvılcımlı'nın tarih tezinin doğruluğu, yanlışlığı bilimsel bir inceleme olarak tartışılabilir ve tartışılmalıdır. Ve hatta burada çok ileri şeyler gider. Kıvılcımlı yalnız değildi bu konuda. Kıvılcımlı'yı, tabii şu zamansal şeyleri göz ardı ederek söylüyorum, bir altüzyacı ilan edebilirsiniz. Kıvılcımlı'nın tarih tezi üst belirleme kavramına benzer altüzyacı. Ve benzeri şeyler bir yığın şey olabilir bu konuda. Başka bir bağlamda Troşkist ilan edebilirsiniz. Başka bir bağlamda Stalinist. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kıvılcımlı'nın özellikle 60 sonrasındaki politik varoluşunda tarih tezinden kendince edindiği ideolojik silahların müthiş etkisi vardır ve onların doğrudan etkisidir Kıvılcımlı'nın politik davranışı. Yani Küçük Aydın'ın az önce söylediğinin tersini iddia ediyorum. Kıvılcımlı Frankfurt Okulu ya da Troşkizm tarzı
bir eleştirelliğin bu anlamda nesnesi değil, unsuru değil. Kıvılcım'ın tarih tezi kendisinin çok temel ve eleştirilen tezlerinin hayat bulmasını, politikada hayat bulmasını sağlıyor. Ama bahsettiğim ayrımı lütfen görelim. Yani Kıvılcım'ın tarih tezinde ordunun benzeri bir misyonu olabilir tarihsel, tarih bilimsel incelemede. Ama politik karşılığı olacak anlamına gelmeyebilir. Nitekim Türkiye'de bu anlamda Kıvılcım'ın tarih tezini ideolojik silah olarak edinişinin politik varoluşu söz konusu. Kıvılcım'ın tutarlı bir aslında tarih tezi ideolojisinin uygulayıcısı ve bu uygulama bir bütün olarak ciddi politik hatalar, hatta politikleşememiş bir çizgi anlamına geliyor. Kıvılcım'ın Suriye örneği, ömrü boyunca prosovyet bir çizgi izlemesi, bu politikleşememiş çizginin görüntüler olarak algılanabilir. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz, gene politik bir ayrım olarak. Kıvılcımlı'yı iki Kıvılcımlı şeklinde ayırmak mümkün. Bir, yol çalışmalarında yol tezlerini yazan Kıvılcımlı. Bir de daha sonrasında tarih teziyle beraber başka bir sürece giren ve kendi özellikle 60 sonrasında, hatta öncesinde de Vatan Partisi'yle gösteren farklı bir Kıvılcımlı. Bu ikisi arasında şöyle bir ayrım için şunu okuyacağım. Demir Küçükaydın'ın bir yazısı vardı. O yazıda şu yazıyordu. Onlar, Kıvılcım ve kuşağı, insanları daha güzel bir dünya umudu için savaşa çağırıyorlar. Bizler ise daha da kötüsünü engellemek için, hiçbir umut kalmadığı için savaşa çağırmak ve savaşmak zorundayız. Bizler ve gelecek kuşaklar adanmışlığı tamamıyla ahlaki bir tavır alışa bağlamak zorundayız. Şimdi ben bu görüşe katılmıyorum ama bir başka noktasından düşünüyorum. Küçük Aydın'ın Kıvılcım ve sonrasına ilişkin yaptığı ayrımda şöyle bir şey var. Kıvılcım'ın Marksizmin bütünselliğinin sağlandığı, Lenin'le beraber sağlandığı bir döneme rastlayan politik hayatının başlangıcı söz konusu. Kıvılcımlı ferah ve rahat bir şekilde politik hayata başlıyor. Marksizmde bir kriz yok. Ve Kıvılcımlı rahatlıkla tüm diğer dünyasal işleri Üçüncü Enternasyonel'e devredip, Üçüncü Enternasyonel ki o bütünlüğü sağlayan devasa ve hani her türlü övgüye atfeden yapı, o günden beri o dağılmış bütünsellik bir daha hiç sağlanamadı. Şu anda hala o Marksizmin krizi yaşanıyor. Devredip kendisi yol çalışmalarıyla beraber Üçüncü Enternasyonel zihniyetinin ürünlerini Türkiye üzerine yapıyor ve Kemalizmin reddi ve aynı zamanda ulusal sorunun, yine üçüncü enternasyonel bakış açısının gücü sayesinde ulusal sorunun keşfi söz konusu oluyor Kıvılcım'ın için. Bu hala övülen ve en bilinen özellikleri zaten Kıvılcım'ın. Aslında şöyle söylenebilir, 1930'ların soruşturmaları, 1920'lerde hatta bilim adamı ve bilim adamı politikacı ve olan ve bir partide bulunan kişiler sözü ayrımının yok olmaya başlaması ve artık teorisyenlerin parti dışlarında yaşamak zorunda kalmaları gibi görüntüler, 20'lerden sonraki görüntüler, Marksizmin uluslararası bütünlüğünün dağıldığı ve bir krize girdiğinin göstergesiydi. Mesela 1930'lardaki Troçki'nin Sovyetler Birliği içindeki tavrı, aslında tarihsel devrimci bir Sovyetler Birliği iktidarının varoluşunda o tarihsel devrimci akışa politik devrimci bir müdahale niteliğindeydi. Soldan bir müdahaleydi. Sorel şöyle diyor: sosyalizmler diyor, eğer diyor barbarlıklarından korkarlarsa yıkılacaklardır diyor. Kimdi? Barbarlıklarından korktukları zaman çürüyeceklerdir, yıkılacaklardır diyor. O tezlerini bilirsiniz zaten. Benzer bir şekilde, buna benzer bir şekilde politik devrimci bir müdahale olarak Troçki o dönemde, geçen tartışmaya bağlantılı konuşmak istiyorum çünkü, sol bir müdahale yapıyor. Ama dünya çapına Sovyetler Birliği'nin dışına çıktığı zaman bu sol müdahale sol bir etki yaratmıyor. Sovyetler Birliği çıkışında hatta sağ bir etki yarattığı da söylenebilir. Sovyetler Birliği'ne karşı bir kampanya şeklinde. O zaman devamına gelebiliriz. Daha sonra kriz devam ediyor. Mesela Batı Marksizmi krizin ürünüdür, Marksizm. Ama teorik Marksizm dediğimiz zaman önümüze ilk çıkan Marksizm'dir. Benzer bir şekilde Çin-Sovyet ayrışması dünya çapında Sovyetler Birliği'yle beraber ifade edilen tarihsel devrimcinin ve Marksizmin krizine dünya çapında soldan bir müdahale olarak algılanabilir. Çünkü Stalin'in dışında hiçbir adın alınmadığı bir zamanda Çin Komünist Partisi çok yaşa Leninizm diye çıkmıştır. Bunlar politik ifadelerdir. Şimdi bunlara bakmamın sebebi şu: Kıvılcım'la aslında hayatının ilk döneminde rahat ve bütünlüklü krize girmemiş bir üçüncü enternasyonelin üyesi olarak çalıştı. Eseri de onun eseri.
Daha sonra 3. enternasyonel krize girmeye başladı. Marksizm değişen dünya koşulları denilebilir, başka şeyler denilebilir ya da 3. enternasyonelin kuruluşunda bir çeşitli teorik tespitlerin problemleri denilebilir. Krize girmeye başladı ve ondan sonra Kıvılcım'ın aslında Kıçkıraygin'in o genel olarak hayatında ilişkin sergilediğinden daha şey farklı olarak bir kriz ortamında yaşadı. Belki bunu görmezlikten gelerek yaşadı. Ama öyle de olmadığı politik bazı 60-70 sonrasındaki şeylerinden gözüküyor. Ve o krizin gerilimlerini yaşamaya başladı. Haliyle bir şeyler değişti. O yüzden şöyle bir şey denilebilir. Kıvılcım'ın partide olduğu TKB'deki dönemleriyle, yani yol 1, yol 2'yi üreten varoluşuyla, tarih teziyle karakterize olan ve özellikle 60 sonrası politik duruşunda görüntüsünü bulan partisiz varoluş arasında kategorik bir ayrım yapmak gerekir. Türkiye'de ilk kez devrimcilik bir gerçeklik olarak hayat buldu. Bu bir iddiadır. Bunun üzerinden bakınca da Kıvılcımlı'ya 1971'deki Türkiye'de devrimciliğin doğuşu olarak ifade edeceğimiz gelişmeyi merkeze alarak devrimciliğin doğuşu ve öncesindeki tavır bağlamında bir bakış ifade etmek istiyorum. Dedim ki silahlı mücadele edildiğinde. Ondan bir 50 sene var. Şimdi onu bir silahlı mücadeleyi yukarıya başlayacak da devrimci. Yani şöyle bir şey, bu iddia şöyle bir şey söyleyebilirim. TKP'nin kesikli tarihi, yani bu bir teorik tartışma sonuçta, politik tartışma, lütfen kusura bakmayın. TKP'nin kesikli tarihinin devrimci bir tarih olduğunu düşünmüyorum. TKP'nin kesikli tarihinde devrimcilik şöyle bir şey olabilir, çok politik anlamları yok bunun. Yani teorik tanımlamaları olamaz devrimciliğin. Devrimci bir İslamcı hareket de olabilir, devrimci bir anarşist hareket de olabilir, devrimci bir Marksist hareket de olabilir, başkası da olabilir. Devrimcilik devletle birebir çatışma, ölme, öldürme, içeride adam olma ya da başka bir ülkede ölme öldürme olmaz ama başka bir şekilde olur. Ama konjonktürel ifadesinde olan bir şey. Yani gayet pratik bir anlam. Biz karşılıklı tartışmıyoruz. Tabii. Ben tezgahı yapma. Devam etsin de kendine ayrıcalık vermedik lan. Yani bu konuyla ilişkin genel tezlerimi ama şöyle devam ettireyim. Türkiye'de sola bakıldığında iki temel ayrım yapılabilir. Birisi devrimciler ile reformcular ayrımı şu anda var olan şeyde. İkincisi de demokratizm, halkçılık ile işçicilik, sosyalizmcilik ayrımı. Aslında birinci ayrım çok önemli ve temel, yani birinci olan, ilksel olan ayrım. Marksizm için bu söz konusu. Çünkü devrimcilik ile Marksizm eşitlenemez ama yani her devrimci olan Marksist olamaz ama devrimci olmayan Marksist olamaz. Yani Marksist devrimci olmak zorundadır. Bundan hareketle şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'de ise ikinci ayrımdan hareketle, bundan hareketle ikinci ayrıma geçersek, Türkiye'de ise genellikle devrimci olan yapıların aynı zamanda halkçı da oldukları gözükür. Halkçı bir söylemle var oldukları gözükür. İşçi söyleme sahip olan devrimci yapılar da vardır ama. Yani bu, ama biraz istisnai niteliklidir. Benzer bir şekilde halkçı söyleme sahip olan devrimci olmayan yapılar da vardır. Bu bir genel tasvir. Şu anda var olan Türkiye'nin şeyine. Ama bu ayrımlar, bu bir koordinat sistemi olarak çizilebilecek olan ayrımlar, tüm sol tarihe ilişkin bir yorum için kullanılabilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela işçi hareketleri ilişkin şeylerle devam edersek, Türkiye devrimci hareketine ilişkin politik tarih analizi yapılırken, gözden kaçırılması gereken bir nokta, Türkiye devrimci hareketinde Marksist olmak adına devrimciliğin reddinin sık sık gerçekleşmiş olması. Devrimci hareketlerin politik faaliyetlerinde halka seslenmeleri, halk iktidarından bahsetmeleri, küçük burjuva hareketlerinin tipik özelliği olarak nitelendirildi sık sık. Benzer bir şekilde hatta popülizm olmakla eleştirildi, teşhir edildi. Devrimci olmayan hareketler Marksistliklerini hep devrimci yapıların işçi sınıfına dayanmaması, sosyalizmi göremeyen devrimci demokratlar olmaları saflarına dayandırdılar. Bunlar semptomatik hep gözüken, yıllardır gözüken ve Kıvılcım'da da göreceğimiz şeyler. Bu noktadan baktığımız zaman Kıvılcım'ın tarihine ilişkin ön şeyler, hani bakışa ilişkin şeyler söylemek istiyorum burada. Gene aynı şekilde bir başka şeyi söyleyeyim o zaman. Bilimle politika farklı şeyler olduğunu söylemek aslında yeterli olmuyor. Aralarına bir engel koymak ve bunların ayrı şeyler olduğuna ayırmak gerekiyor. Hiç ilişki kurmamak gerekiyor bir dönem için. Çünkü bu konular bayağı Marksist tarihte sakatlandı. Bayağı problemli hale getirildi. Bilimsel olarak tarih bilim içinde Marksizmin işçi sınıfından bahsetmesi gerçek dünyada var olan toplumsal hareketlilikleri işçi sınıf hareketi gibi gözükmeyen, çıplak öyle gözükmeyen hareketleri bir kenara itme sonucu verdi. Hatta işçi sınıf hareketi gibi gözükmeyen hareketleri halk devrimleri,
İşte işçi sınıfında olmayan devirler, onlar şimdi bir şey yapamazdı tabii, o yüzden yıkıldı. Sovyetler Birliği yıkılınca kötü oldu, yıkıldı. Çin yıkılınca halk devrimiydi, zaten yıkılacaktı. Yani şimdi bu tür ayrımlarda çok şey yapmak gerekiyor, teorik davranmak gerekiyor. Benzer bir şeyi ifade etmek istersen, mesela aynı şey 1917 devriminde gerçekleşti. 1917 devrimi olduğu zaman Kautsky dedi ki, bu dedi kapitale karşı devrim dedi. Kautsky dedi ki, bu dedi kapitale şöyle bir ayrım yapayım. Kautsky dedi ki, bu dedi kapitale karşı olan bir şeydir dedi, bir devrimdir dedi. Yani kapitale uymuyor dedi, bu devrim olamaz dedi, reddetti. Yani kapitale baktı Kautsky. Kapitalde bahsedilen şeyde ileri işçi proletarya burjuvazi ayrışmasının olduğu bir yerde devrim olması söz konusuydu. Oysa Çarlık Rusyası'nda gerçekleşti ve bu devrimi kapital nedeniyle reddetti. Gramsci de tam tersine bu devrimi selamladı ve dedi ki kapitale rağmen devrim, kapitale karşı devrim dedi. Şimdi ikisi de bir politik ayrımı var. Gramsci devrimi selamladığı için devrimci. Kautsky reddediyor devrimi. Bir ayrım var aralarında. Ama ikisinin sistematiği aynı. Kapital denilen, o tarih biliminin eseri denilen eser de politik gerçeklik arasında bir doğrusal bağ olduğunu düşünüyorlar. Biri uyuyor, uymuyor diye kapitali sahipleniyor. Diğeri de uymuyor diye devrimi sahiplenip kapitali boş veriyor. Yani bu buraya ilişkin bir problem var ve bu aslında Marksizmin tüm konulara ilişkin politik yorumlarda da doğan problem. O yüzden gerçek dünyada, gerçek hayatta konjonktürde işçi sınıfını aramanın ciddi problemler yarattığını düşünüyorum. Denk gelebilir. Gerçek dünyada işçi sınıfı yoktur. Tuzla işçileri var. Ayaklanıyorlarsa gerçek dünyada politik olarak vardır. O yüzden şu bölümü kısaca okumak istiyorum. Marx'ın kurucusu olduğu tarih biliminde sınıf savaşının yeri ve işçi sınıfına verilen rol ile politik an arasında herhangi bir ilişki kurulamaz. Dolayısıyla konjonktür ve işçi sınıfının ayrıcalığından ve benzeri tüm sınıf dışı görülen hareketler sınıfsaldır. Açıklaması yapılabilir. Yapılması da gerekir. Marksizm böyle bir şey. Ancak konjonktürel inceleme, politik analiz söz konusu olduğunda sınıflardan bahsetmek, konjonktürde olduğumuz için olmayan bir şeyden bahsetmektir. İddialı belki ama öyle. Böyle olursa eğer klasik Marksist yazımda bu temelde ciddi bir problem mevcut mesela. Bir şekilde işçi sınıfının gövülebildiği devrimler bu nedenle gerçek devrimler olarak nitelendiriliyor, örnek alınıyor. Ama onun görülmediği devrimler de öyle gerçek olmayan devrimler olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bir politik hareket Marksizmin bilimsel ayağından devşirdiği ilkelerle konjonktürle işçi sınıfına vurgu yaparsa politikayı bilimin basit bir uygulamasına dönüştürmüş olur. Politik anda sınıfı arayanlar doğası gereği sınıf dışı dinamiklere kör kalırlar. Onların kaypaklığından ve benzeri zaaflarından söz ederler. Sınıfçı Marksistler, sınıfın devrimci olmadığı dönemlerde sınıfa gitmeye çalışır, sınıf dışı dinamiklerden rahatsız olurlar. Bunu birçok pratik günümüzdeki sınıfçı Marksistlerden de görebiliriz. Ama şu söylenebilir herhalde, eğer bir konjonktür teorisi olmazsa Marksizmin, sınıfçı Marksistler daha nice sınıf dışı dinamik görememenin çilesini çekecekler. Şimdi 1971 devrimci kopuşuna ilişkin hemen buradan söylemek istiyorum bir şeyler. Ben bu az önce söylediğim şeylerle ilişkin tezlerle hareket edersek Kıvılcım'la ilişkin de şunu söyleyebiliriz. Kıvılcım'ın tespitleri genelde daha yerinde olmakla birlikte, hani o sınıfçı Marksistlerin daha yerinde olması tarzında, Kıvılcımlı ve Arnavutları Türkiye'de politik bir güç olmayı başaramamışlardır ve devrimcilikle ilgili bir problem yaşamışlardır. Türkiye'de Mahir Çayan'la Deniz Girmiş'le ifade olunan ardından Kaypakkaya pratiğiyle sürdürülen 1971 devrimci kopuşu her Marksist politik analizin temel noktası olmak zorunda. Bu kopuşu dikkate almayan bir yaklaşım devrimciliğin kategorik öneminde dikkate almamış olur. 1971'den önce Türkiye'de kendini Marksist kabul edenler bu kabulün bir tarihsel süreç boyunca görülmesi zorunlu olan bir sonucundan yoksundular. Bu sonuç politik pratik devrimci türünü olmamış olur. Dünyada, 1971'den önce Türkiye'de. Şimdi bu biraz belki şey oluyor ama, karışık ama haliyle buna ilişkin şöyle bir şey de denilebilir. Mesela 71 devrimciliğine yöneltilen solculuk eleştirileri sahiplerini ya zamanın Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi çizgisine götürür ya da Mihri Beyli'nin ya da Hikmet Kıvılcım'ın politikleşememiş çizgilerine götürür. O döneme ilişkin konuştuğumuz şeydi.
Şimdi Kıvılcım'la ilişkin bölümü mecburen çünkü tüm Sosyalist Dergisi'nin yazıları ve benzeri şeyleri inceleyerek nasıl bir tavır sergilediğini gösterdiği için bunu söylediklerine ilişkin şeyleri alıntılarla da olduğu için biraz daha okuyarak gitmek istiyorum. Kıvılcım'ın gerek 1967 sosyalistinde, gerekse işte 67'den ikinci sosyaliste yaptığı genel bir şey var. Sürekli konferans çağrıları yapar. Proletarya Partisi'ni önerir. Hayatta değil. Hayır, ara veriliyor ya, 6 aylık kısa bir dönemi var. Sonra ikinci bir sosyalist tekrar çıkıyor. Proletarya Partisi'ni önerir. Bazen Proletarya Partisi'nin kurulması gerektiğini söyler. Bazen sanki bir Vatan Partisi varmış gibi Vatan Partisi, kısa ömürlü o Vatan Partisi'ne ve programına göndermede bulunur. Vatan Partisi Başkanı konuşur. Tipi ve belirleyicilere de sürekli tavsiyelerde bulunur. Kıvılcım'ın sosyalistlerin genel şeyi olarak ifade edilebilir. Ama şöyle bir şey yapılabilir. 1971 devrimci kopuşundan önce devrimcilik diye bir şey söz konusu olmadığı için Kıvılcım'ın 71 devrimci kopuşundan önce MDD-SD ayrımında MDD'ci tarafta ve uygun tarafta yer aldığı söylenebilir. Devrimci kopuş bu MDD-SD ayrımında ikinci bir unsur haline getirdi. Başka bir şey oldu çünkü ondan sonra. Ama daha önceki ayrımda uygun konumda yer alıyordu. Şimdi 1967 sosyalisti. Çok genel hatlarıyla bakmak mümkün olabilir ona. Ama ben onu tartışmanın açısından geçeyim. 1970 sosyalistine geleyim. 1970 sosyalistinde Kıvılcım'ın geleneğine ne tür bir miras bıraktı? 1971 devrimci kopuşundan bakarsak. Kıvılcım'ın Yeter Bey mirası bıraktı. Bu yazıyı herkes diyor. Yeter Bey Kıvılcım'ın şahsında geleneğinin 1971 kopuşunda karşı safta kalmasının simgesi olarak nitelendirilebileceği gibi bu mirası ısrarla savunan Kıvılcımlı geleneği de 1971 devrimci kopuşunu bir türlü göremedi ve en klasik anlamıyla devrimci uçkunculuk kendini yakma olarak nitelendi. Hatta bu makalenin yıllara göre yayılan öylesine reformcu bir niteliği vardı ki Kıvılcımlı geleneğinden olmayan ve geçmişte hata yaptıklarını söyleyenler Yeter Bey'i araç olarak seçtiler. Mesela kendisi de burada yanılmıyorsam Ergün Aydınoğlu'nun böyle bir şeyi vardı. Açıklaması vardı. Yeter Bey'i biz anlayamadık tarzında. Kıvılcım'ın 2 Şubat 1971'de yayınlanan Yeter Bey'de silahlı mücadeleden bahseden ve bunu uygulamaya koymaya başlayan gençlere sert eleştiriler yöneltiyor. Verdiği örneklerle de açıkça reformcu tarafta konumlanıyor. Kıvılcım'ın eline silah alan gençlerin karşısında bir allendeciydi. Şiit şöyle diyor Kıvılcım'ın. Şiit de sosyalizmin doğumunu demokrasi ama lafta değil işte halkın bilinçli örgütleriyle hiç sancısız gerçekleştiren kimlerdir? Ve devam ediyor. Şili devriminin diyor, devrimi diyor, ordunun rolünü övüyor Kıvılcım. Devamda Yeter Bey'de. Ve şöyle bir şey yapıyor. 27 Mayıs'ı örnek veren Kıvılcım'ın o zamanlar 28 Nisan'da genç kanı döken finans kapitale cevabı ordunun verdiğini belirterek gençlere ordunun cevabının beklenmesini salık verildi. Kıvılcımlı yani orducuydu. Silahı eline alan gençlere hala Vatan Partisi programında yer alan işsizlik ve pahalılıkla mücadeleyi öneriyor. İşçi sınıfı bayrağı altında büyük derleyişe var mısın diye soruyor. Kıvılcımlı işçici bir derneğin işçiydi. Kıvılcımlı 23 Şubat 1971'de Yeter Bey çağrısını 2. Haçlı Seferi yazısında yineledi ve gençlerin oyuna getirildiğini söyledi. Bu dolapları Proletarya Partisi'nin zorunun bozacağını iddia etti. Ama bu olmayan bir partinin zoruydu. Kıvılcımlı'ya göre ise vurucu güç zaten orduydu.